Herkese günaydın, iyi sabahlar. Dün artı kapanışlarla özellikle yine Nazlı'nın önde gittiği artı kapanışlarla kapattık. Ama bu sabah itibariyle baktığımızda biraz daha negatif bir resim görüyoruz. Tabii şu anda açıkçası piyasalar tamamen mali paketin, ikinci mali paketin etrafında dönüyor. Dün biliyorsunuz bir oylama yapıldı ve o tarafa baktığımızda Demokratların paketi Temsilciler Meclisi'nden geçirdiğini ama Cumhuriyetçilerin karşı olduğunu gördük. Dolayısıyla bu sabah gelen kâr realizasyonu diyebiliriz veya piyasaların satışa dönmesi diyebiliriz. Kaynağında bu var. Tabii şimdi konuşma bazında gittiğimizde örneğin Cumhuriyetçilerin dün paylaştığım taleplerinden, daha doğrusu tavizlerinden bir tanesi yerel hükümetlere destek verilmesiydi. Çünkü o tarafta biliyorsunuz Demokratlar eyaletlere destek istiyor, yerel hükümetlere destek istiyor. Cumhuriyetçilerse zaten bazı eyaletler virüsten önce, krizden önce batıktı. Şimdi siz krizi, virüsü işin içine sokup onları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hayır, destek vermeyiz diyorlardı. Dolayısıyla bu paketin içinde çok büyük rakamlar değil, rakamlarla da kafanızı doldurmak istemiyorum. Ama bir destek sağlaması söz konusu oldu. Dün aslında gelen toparlanmanın kaynağında biraz bu vardı. Ama raporda yazdım. Burada ben politikanın bu paketin önünde engel olacağını düşünüyorum. Yani Pelosi'nin tavrına baktığınızda Biden zaten seçimi kazanacak. Dolayısıyla bu pakete destek vermezsem bunun maliyetini Trump öder düşüncesi var. O açıdan baktığımızda ben paketin geçme ihtimalini hala zayıf görüyorum. Tabii ki burada yaşanan gelişmeler çok net bir şekilde bütün piyasaları etkileyecek. Dolayısıyla bekliyorum dememin çok fazla bir anlamı yok. Yakından takip etmemiz lazım. Ama yine de paket kaynaklı bir toparlanma ihtimali bence zayıf gelirse elbette ki çok önemli olur. Asya tarafı bugün önemli ölçüde kapalı. Çin, Hong Kong, Tayvan, Kore vesaire. Dolayısıyla biraz daha sakin. Dün biliyorsunuz Japonya tarafı problemli bir kapanış yapmıştı. Şimdi gelelim istihdam tarafına. İstihdam tarafında 800 bin makul, 900 bin civarında bir rakam bence de makul. Burada unutmayın birincisi sayım kaynaklı bir istihdam kaybı olacak. İkincisi eğitim tarafı hem okulların ötelenmesinden, açılışın ötelenmesinden bazı bölgelerde kaynaklanacak kayıplar var. Hem raporu inceledikten sonra biraz daha rakamı netleştirebilirim ama bazı çalışanlar, bazı değil, tek başına çocuğunu büyütmeye çalışanlar açısından baktığınızda okulların fiziken açılıyor olması aslında işinizi bırakma anlamına gelebilir fiziken açılmıyor olması. Dolayısıyla burada eğitim kaleminde de önemli sert hareketler görme ihtimalimiz mümkün diye düşünüyorum. Eğitim ve eğitime bağlı olarak bazı gelişmeler göreceğiz. Bunu raporun içinde detaylı olarak tabii incelememiz, tartışmamız gerekecek. Ama günün sonunda önemli olan şu rakamlardan bile görüyorsunuz bir momentum kaybı var. İşsizlik piyasasındaki toparlanma artık bozuluyor. Hatta şurada yukarı bir tik bile görebiliriz. Dün açıklanan tasarruf oranındaki düşüş de artık insanların gelirlerinin yani sigortadan gelen gelirin veya doğrudan çalışma kaynaklı gelirin azaldığını dolayısıyla tasarruflarını harcamaya geri döndüklerini gösteren bir nitelikte. O yüzden istihdam piyasasının hızlı toparlanması ve ikinci destek paketinin seçimin ötesine kalmaması önemli gelişmeler. Aksi takdirde dördüncü çeyrek büyümesi açısından ciddi anlamda yavaşlayan bir piyasa göreceğiz ki aslında yavaşlamayı fiyatlayan bazı unsurlar da var. Onları birazdan tartışacağım. Euro tarafına geçelim. Euro tarafında 1.17.10 önemli bir seviye. Onun etrafında gidip geliyoruz bütün gün boyunca. Burada tabii artık yenisi bugün açıklanacak. Dolayısıyla bunun çok bir hükmü yok ama hala pozisyonların geçtiğimiz hafta zirve seviyelerine yakın olduğunu gördük. Dolayısıyla 1.19 hareketi biraz erteleniyor, biraz öteleniyor. Aşağıya doğru 1.16.30'un kırılması ise daha önemli bir gelişme olacaktır. Şimdi Euro tarafında okumuşsunuzdur veya dikkatli gözlerden
kaçmamıştır diye düşünüyorum. Önemli gelişmelerden bir tanesi ECB'nin dijital euro patenti diyelim, ne almak için başvurmuş olması, harekete geçmiş olması. Şimdi bunları ben piyasanın hala olumlu taraftan tartıştığını görüyorum. Bitcoin vesaire açısından da olumlu değerlendiriyor piyasalar bunları. Ben biraz daha olumsuz taraftan bakıyorum. Neden? İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam nedeniyle. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Dijital Merkez Bankası parası üzerine çektiğim. Normal koşullarda, yani 3-4 yıl önce olsaydı, bu gelişmeleri ben son derece Bitcoin dostu gelişmeler olarak görürdüm veya dijital para konusunu destekleyen gelişmeler olarak görürdüm. Ama şu anda gelip baktığınızda vergi gelirlerinin düştüğü, ciddi anlamda bir eksi faiz konusunun tartışıldığı, kamu borcunun çok arttığı ve bazı yerlerde ödenemeyeceğinin artık bilindiği bir ortamda dijital paraya geçiş zannedildiği gibi ne Bitcoin'i destekleyecek ne de dünyayı daha güzelleştirecek bir gelişme gibi geliyor bana. Yani bu konu, negatif faizlerin daha rahat uygulanabilir olması, bonolarda bir takas imkanının ortaya çıkması, bank run, yani bankaya gidip paranızı çekme olanağının ortadan kaldırılması gibi bireysel yatırımcılar açısından kötü gelişmelerin habercisi. Ama yine de tabii tartışılabilir. Bitcoin tarafında tartışacağız ama git gel yapmak istemiyorum ekranlar arasında. Muhakkak oturup okumuşsunuzdur veya okumadınız bile, dünkü fiyat hareketinden gördünüz. BitMEX'te CFTC bir ceza kesti. Hem KYC AML nedeniyle hem türevel sunanlar nedeniyle bir ceza geldiğini görüyoruz ki aslında BitMEX bir süredir Amerikan IP'lerine hesap açmıyordu, işlem yaptırtmıyordu. Dolayısıyla bu önemli bir haber gibi gözüküyor. Bunu da takip etmek lazım. Bence ufaktan Bitcoin'lerinizi başka bir borsaya veya cüzdana çekin. Şimdi euro tarafını tartıştık, altın tarafına geçelim. Altında 1910'u vurguluyorum bir süredir, farkındaysanız 1910'u aşamayarak geri geldik. Tabii burada, yani şu tepelerin alçalıyor olması çok hoş bir görüntü değil. Ama 1910'ları, şu seviyeleri aşabilirsek yine kendine gelen bir altınla karşı karşıyayız diyebiliriz. Altın neden geriliyor? Çünkü dün neden yükselmişti, bugün neden geriliyor? Dün genişleyici mali paket ihtimali yüksekti. Bugün dönüp baktığımızda ihtimalin biraz daha azaldığını da görüyoruz. Dolayısıyla burada çok yeni bir gelişme yok. 1850 aşağıda önemli bir seviye, kırılması durumunda daha derinleşecektir bu durum. İşsizlik verisinde biliyorsunuz iyi gelen veriler Fed'i harekete geçirmeyecek bir dinamik. Kötü gelecek olan bir veri Fed'in kısa vadede değil ama orta vadede bir şeyler yapma isteğini tetikleyecek bir gelişme. Dolayısıyla zayıf bir non-farm payroll altın açısından pozitif olacak bir gelişme diyebiliriz. Ama burada henüz hala yükseliş trendine döndük gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi buradaki dikkat çekici noktalardan bir tanesi bence, çünkü büyüme paketinden vesaire de bahsederken, bakır tarafındaki satışlar. Hem bakır hem de birazdan göreceksiniz petrolle bir çözülme demeyeyim ama büyümede problem fiyatlanıyor. Bunları tek başına okuduğunuzda farklı gerekçeler göreceksiniz. Hatta burada bazı grevler vesaire de söz konusu. Ama bakırdaki şu gelişme benim çok hoşuma gitmedi. Yani zaten dünyadaki Eylül ayı PMI'larına baktığınızda aşağıya doğru bir harekette bazı ülkelerde netleşmiş durumda. Çin vesaire biraz daha kuvvetli. Amerika tarafında yatay diyebileceğimiz bir durum var ama kolayı geride bıraktık. Bundan sonrası biraz daha zor, biraz daha hırpalayıcı bir dönem. Dolayısıyla zaten bir V söz konusu değildi. Yani grafiksel anlamda V var ama teknik anlamda bir V değil o. Dolayısıyla bakırda gelen şu hareket negatif bir gelişme olarak kaydedilmesi lazım. Şurada da 280'ler Amerika'daki bakır kontratına bakıyoruz. LME tarafına değil. Bir destek seviyesi, burasının da kırılması durumunda bileceğiz ki büyüme tarafında bir problem var. Deflatif baskılar artıyor.
Bu tarafa bakmışken petrolün de ne söylediğine bakalım. Petrol tarafında da tabii yine kendi kaygıları var. İşte arz fazlası vesaire tartışmaları. Ama bu biraz bana şey gibi geliyor. Yani petrol düşerse arz fazlasından konuşalım. İşte yükselirse de piyasa sıkışık diyelim tarzında biraz otomatik haberler gibi geliyor. Burada 200 günlük ve 50 günlük ortalamanın zaten önemli olduğunu tartışıyoruz. Onların altındayız. Bakırla beraber sert bir satış geliyor olması rahatsız edici bir gelişme. İki tane endüstriyel MTI'ye bakıyoruz burada. Dolayısıyla ikisinin birden eş zamanlı olarak zayıflık gösteriyor olması büyüme kaygılarının en azından belirli kesimlerde arttığını gösteren bir durum. Burada da önceki dibi takip edelim. O dipten bir kırılma gelmesi durumunda biraz daha işlerin çirkinleşeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz hazırlıklı olmak gerekir. Büyüme konusunun özellikle Amerika'da ikinci paket gelmezse ön plana çıkması hakkında. Dün şimdi açıklanan veriye baktığımızda iki nokta göze çarpıyordu. Birincisi PCE 1.6 gibi beklentilerin üzerinde bir yerde. Şimdi bu yükselişte muhakkak ki baz etkisi var ama dünkü tahmini yapan ekonomistler de bu baz etkisini elbette göz önünde bulunduruyorlardı. Dolayısıyla burada aslında 2-3 tane farklı dinamik olduğunu düşünüyorum. Ben baz etkisi konusunu bir kenara bırakalım. Oradaki dinamiklerden bir tanesi tabii ki piyasa aslında gelen destekle beraber, kamudan gelen destekle beraber canlı bir durumda. Özellikle Ağustos ayı PMI'ler, harcamalar vesaire açısından baktığınızda perakende harcamaları canlı bir dönemde. Dolayısıyla bunun getirdiği bir durum var. İkincisi bazı sektörlerde satışımız azaldı, fiyatı arttırıp kompanse edebilir miyiz? Fiyatlamasının geçerli olduğunu görmeye başladık. Bu tabii iyiye işaret değil. Bir de biliyorsunuz ben hani stagflasyon demeyeyim ama arz tarafından gelecek olan bir fiyat artışı beklentisi içindeyim. İflasların yarattığı bir netice olarak bu. Dolayısıyla buradaki hareketin bir süre daha baz etkisiyle beraber daha da şiddetlenmesini bekleyebiliriz. Fed tepki verecek midir? Hayır, buna tepki vermeyecek. Bunu biliyoruz. 10 yıllıklarda ama buna çok fazla tepki vermiyor gibi, ağırlık vermiyor gibi. Tabii burada ikinci paketin gelmeyecek olması bugün itibariyle söylüyorum. Beklentisi de 0.71'lerden 0.67'lere doğru bir baskı yaratmış durumda. 10 yıllık enflasyon beklentilerine de bir göz atalım. Dün verinin hemen ardından 1.63'lere çıkmıştık. Şu anda da görüyorsunuz yatay seviyede devam ediyoruz. Altında kalıcı bir yukarı hareket için burada da daha yüksek seviyeler görmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafına geldiğimizde az önce söylediğim gelişmeler, yani BitMEX tarafı bir yana, diğer taraftan bana sorarsanız kamunun dijital paraya geçme gelişmesi de çok pozitif bir gelişme değil ama şuradaki sert hareketi görüyorsunuz. Sadece para cezası değil, Arthur Hayes gibi önemli camianın önemli isimlerinin de hırpalandığını, dava açıldığını, tutuklandığını, hatta ortaklardan bir tanesini görüyoruz. Bu Bitcoin açısından çok negatif bir gelişme diyemem, önemli borsalardan bir tanesi bu ama yaklaşım açısından baktığınızda aslında belli bir ölçüde şeyde etkiliyor. DeFi tarafını da rahatsız edecek bir gelişme. Diğer bazı benzer çalışan borsalar açısından, yani müşteri tanıma, kara para aklama konusunda hassas olmayan endeksler açısından da biraz negatif bir gelişme diye düşünüyorum. Daha önce de söyledim, buradaki 50 günlük ortalamayı aşmadığı sürece trader mantığıyla baktığınızda alım yapmaya gerek yok. Henüz yukarıya doğru hareketin döndüğünü söylemek mümkün değil. Bu tarafta bence kamuyla bir kavga çıkması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla her zaman söylediğim, yani işte Fed para basıyor olayının ötesinde çok ciddi yapısal bazı değişiklikler geliyor finans piyasasına. Bunları doğru anlamak, hangi tarafa doğru olduğunu doğru okuyabilmek gerekiyor. Onun dışında sadece Fed vesaire dinamikleriyle hareket edebilecek bir noktada değil
Bitcoin tarafı. Ama ben uzun vadeli toplama taraftarıyım. Kısa vade bakıyorsak 11 bin etrafındaki hareketleri takip etmek gerekiyor. Benzer bir şekilde Bitcoin'de tabii bir satış gelmesi, daha doğrusu Bitcoin demeyelim, kripto para önemli borsalarından bir tanesinin başının belaya girmesi toparlanma içinde olan Ethereum'u da negatif etkiledi. Normal koşullarda bu seviyelerden Ethereum'un da tabii alınması taraftarıyım. Oradaki gelişmelerin iyi gittiğini düşünüyorum ben. Testlerin başarılı gittiğini düşünüyorum. Ama her durumda biraz daha temkinli olmakta, paranızı biraz daha net kabul edilmiş borsalara geçirmekte ki aslında bitmek istediğim gibi IP adreslerine dikkat ederek de işlem yapıyordu. Kurallara en azından Amerika'nın ayağına basmamaya çalışıyordu. Ama yine de her durumda cüzdana aktarmakta da fayda var diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.